Arkadaşlar elektron keşfi ve katot ışınlarından bahsedelim. Faraday'ın çalışmaları atomda yüklü taneciklerin bulunduğunu ve Dalton atom teorisindeki en küçük taneciklerin atom olmadığını gösterse de elektronların varlığına dair ilk kanıtlar 1870'lerde William Crookes tarafından belirlenmiştir. Yani elektronların varlığına dair ilk kanıtı sorarsa bize William Crookes dememiz gerekiyor. William Crookes vakumlanmış gaz tüplerindeki elektrik boşalmaları üzerinde çalışmalar yaparken kendi adıyla da anılan katot ışının tüpünü geliştirdi. Mutlaka duyduğunuz arkadaşlarım Crookes tüpleri. 1858'de Julius Plücker katot ışınlarının yaklaştırılan mıknatıstan etkilendiğini ve ışının yön değiştirdiğini gözlemledi. 1891 yılında George Stoney yaptığı çalışmalar ve Faraday'ın çalışmalarından elektrik yüklü birimlere elektron adının verilmesini önerdi. Bakınız arkadaşlarım bu da soruluyor. Diyor ki elektron adının verilmesini öneren kimdir? Derse bize George Stoney dememiz gerekiyor. Stoney'e göre bu elektrik yüklü birimler her maddede farklı miktarlardadır. 1897 yılında Joseph John Thompson, Plüker'in çalışmalarını havası daha iyi alınmış katot tüplerinde manyetik alan ve elektrik alan uygulayarak tekrarladı. Bakınız, Plüker bu çalışmayı sadece manyetik alanda denemişti ama Thompson hem elektrik alan hem de manyetik alanda denedi. Thompson, elektriksel alan uygulanan katot ışınlarının negatif kutup tarafından itildiğini, pozitif kutba doğru çekildiğini belirledi. Aynı cins elektrik yüklerinin birbirini itmesi veya farklı cins elektrik yüklerinin birbirini çekmesi nedeniyle Thompson, katot ışınlarının negatif elektrik yüklerinden oluştuğu sonucunu çıkardı arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz. Katot ışınları elektrik alanında pozitif yüklü plakaya doğru sapar. Bakıyorum. Evet. Ne yapıyor arkadaşlarım? Katot ışınları eksi yüklü demek ki. Bakınız artı yüklü plakaya doğru sapıyor deneylerinde tüpün katotunda farklı metal kullanıldığında ve deney tüpünü farklı gazlarla doldurduğunda da katot ışınlarının aynı davranışta bulunduğunu gözlemledi. Böylece katot ışınlarının maddenin cinsine bağlı olmadığı sonucuna ulaştı. Demek ki arkadaşlarım katot ışınları gazın cinsine metalin türüne bağlı değil. Katot ışınlarının kütle elektriksel yük oranını ölçen Thomson, katot ışınlarının aslında taneciklerden oluştuğunu ispatladı ve bu negatif yüklü taneciklere George Stoney'in önerdiği gibi elektron adı verildi. 1897 yılında Joseph John Thomson, katot ışınları ile ilgili deneyin tamamlayarak elektronun yük bölü kütle oranını hesaplamıştır. Şimdi bakınız, Thomson bu deneyi tamamlıyor Deneyde başarısını Kuruksun tüpünü çok güzel vakımlıyor. Bu deneyi hem elektrik alan hem manyetik alanda deniyor ve katot ışınlarının eksi yüklü tanecik olduğunu ispatlıyor. Ve sonunda da elektronun yük bölü kütle oranını hesaplıyor. Katottan çıkan elektronlar anota doğru hareket eder. Anotta delik açılırsa elektronlar delikten geçerek floresan boya ile kaplı yüzeye C noktasında çarpar. Böylece ışıklı bir nokta görülmesine neden olur. Bakınız arkadaşlarım havası boşaltılmış tüp ve katot ışınları floresan ekran var bakınız. C'ye doğru C noktasına doğru hareket ediyorlar. Tüpe elektriksel alan uygulanırsa, yani tüpün altına ve üstüne zıt elektrikle yüklenmiş levhalar yerleştirilirse, elektronların artı levhaya doğru saptığı görülür ve yüzeye A noktasında çarpar. Bakınız burada da görüyoruz arkadaşlarım, katot ışınlarının elektriksel alandaki sapması ve katot ışınları elektriksel alanda A noktasına doğru hareket ediyor. Yüklü bir parçacığın elektriksel alanda sapma miktarı parçacığın elektrik yükü ile doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır. Elektriksel alana dik olacak şekilde bir manyetik alan uygulanırsa elektronlar eğimli bir yol çizerek tüpün yüzeyine B noktasında çarpar. Bakınız arkadaşlarım katot ışınlarının manyetik alandaki sapmasını görüyoruz ve katot ışınları B noktasına doğru hareket ediyor. Thompson elektriksel ve manyetik alanların sapmaları birbirini yok edecek şekilde bu iki etkiyi aynı anda uygulayarak sapmayı durdurmuş yani parlak noktayı C noktasına getirmiştir. Burada da arkadaşlarım katot ışınlarının manyetik ve elektriksel alanın birlikte kullanılmasıyla sapmasını görüyoruz. Yani C noktasına doğru hareket ettiklerini görüyoruz. Katot tüpü var arkadaşlar. Burada da katot tüpünün şeklini görüyoruz. Havası boşaltılmış tüp. Floresan yüzey. Burada yarık var bakınız. Anot, katot, yüksek gerilim kaynağı. Böyle bir e, şekli var katot tüpünün. Ve Thompson'ın neden başarıya ulaştığını tekrarlayacak olursak. Bu tüpü çok güzel vakumluyor. Deneyi hem elektrik alan hem manyetik alanda deniyor. Ve de katot ışınları gazın cinsine metalin türüne bağlı. Değil bunu görüyor ve deneyi böylelikle tamamlamış oluyor arkadaşlarım. Aynı zamanda Thompson E bölüme oranını da hesaplıyor. Katot ışınlarının özellikleri: Katottan anota doğru hareket ederler, negatif yüklüdürler. Manyetik ve elektriksel alanda saparlar. Hızlı akan elektronlardır. Tüpün içindeki gazın cinsine bağlı değildirler. Doğrusal yolla yayılırlar ve kullanılan elektrodun cinsine bağlı değildirler.